diş kesiminde farklı tipte basamaklar oluşturabiliriz. Eğer basamağımızın uç kısmı yatay bir şekilde sonlanıyorsa bunlara yatay basamaklar. Eğer sonlanma dişin uzun aksına paralelse dikey basamak. Genellikle 45 derece gibi belli bir açıda hazırlanıyorsa bunlara oblik basamak adı veriliyor. Ve her bir marjin kendine uygun olarak üretilmiş frezlerle oluşturulabiliyor. Uç kısmında 45 derecelik açılanmaya sahip frezlerle oluşturulan oblik basamak son yıllarda özellikle monolitik zirkonya ve metal seramik restorasyonlarda tercih ediliyor. Yatay basamaklara oranla daha az madde kaybına neden olduğundan dişte pulpa sağlığı açısından avantajlı. Knife edge ve chisel gibi dikey basamaklara göre oblik basamaklarda daha iyi bir kron kenar uyumu elde edilebiliyor. Diş kesimi sırasında chamfer frezlerde olduğu gibi oblik frezleri de yarım kalınlıkta kullanmamız gerekiyor. Aksi halde frezin uç kısmı basamağa zarar verebilir. Oblik basamağın bir diğer önemli avantajı da üretim veya simantasyon hataları nedeniyle eğer kronda adaptasyon sorunu varsa kenar açıklığının yatay basamaklara oranla çok daha az olması. Örneğin Kron'un simantasyon hatasına bağlı olarak 100 mikron kadar yukarıda kaldığı bir olguda yatay basamak tiplerinde yine 100 mikronluk bir açıklık meydana gelecekken oblik basamakta bu aralanma miktarı 60 mikron seviyesine kadar düşecektir.